Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Tofaş'ımıza Formula Vitor 215-50-13 lastiğimizi atmıştık. İzleyenler, takip edenler bilir. Şimdi arkadaşlar SLK 0 jant alıyorum. Maltepe'ye geldim. Esenyurt'tan ta Maltepe'ye geldim. Zaten üzerindekiler de CMS ama üzerindekilerin biraz boyası attığı için görüyorsunuz 0 aldım ben de SLK'yı. Aynalı olan kısım zaten parlak olan SLK'lar. Çelik sivok da takarız buna. Bundakileri gerçi çıkartırız, çelik sivokları. Aynen. Eski lastikler geri takılacak arkadaşlar, çıkarılan şeye, eski jantlara. Lastikleri zaten 9000 liraya aldık arkadaşlar. Jantlar da 8 milyar. Yani 18-17 bin lira jantlara gitti. Jant lastik 17 milyar, yani aşağı yukarı şu giden para. Magnum antenimizi de taktık. Air süspansiyon kaldı arkadaşlar. O da yakın bir zamanda takılacak. Air süspansiyon. Bunu da yakında taktıracağız. Satın amortisörümüz patlak. Bu yeni SLK'lara çelik sivok daha iyi gider bence ya. Mecbur. Bilmiyorum. Öyle mi? Öyle. Şimdi lastikli sivok sırıtır onda. İlla sırıtır. Ona da güzel duruyor çelik sivok. Öyle de bunlar çıktığı zaman çöp mü oluyor? Bunlar çıkmaz ki abi. Çelik sivoklar. Çıkmaz. Çıktığı zaman çöp olur. Çıktığı zaman çöp olur. Hem zaten bunun suyu zaten eskimiş. Uğraşmamız. Sordum da 150 lira var dedi tanesi. İlla ki değer alırsa illa ki yapar işler yine. Yapar yani. Konuşurum ya. Şu arka hangisiydi? Arka sağ mıydı? Sol arkaydı. Bak. Bir tanesi yalama değil mi? Yo şeyle. Bu. Yalama değil dedi. Şöyle söyleyeyim. Ben bunu sıkarken mesela bak geçen ben bunu sıkarken tatlı sık yaptım. Tabancayla zaten yok. Kirko bijon anahtarıyla hiç sıkmadım bile. Tatlı sık yaptım. Gidiyorum bir baktım. Lastik şant yerinden çıktı. Yavaş gidiyordum Allah'tan. Bak bildiğin yerinden çıktı yani. Biraz ondan o zaman zarar verdi. Ne değişecek tane hani şöyle. Şimdi sıktığın zaman elle, makineyle ben sıkmıyorum da sol arkaya sıktırmıyor. Elle sıkıyorum yine olabildiğince gevşemiyor. Yani sıkıntı yok. Sürekli sök tak olduğu zaman zararlı da. Evet. Şimdi yine pek bir şey olmaz yani. Bunlar sürekli sökülmedikçe. Ben söyleyecektim bakar sana. Görüyor musun? Ya doğru. Yani en kötü fiyatlarda sadece bu dördünü de değiştirmeni tavsiye ederim. Bunları boyatacak mısın? Onlar işte fırfır aldım ben. Fırfır aldım. Ha, disk fırfırı. Takılacak mı onlar şimdi? Onları şimdi takalım. Hazır. Aynen bak, yatılattı. Yani bir daha sök tak yapmazsın.
Yani bak iyi hatırlattın. Ya şu renkten aldım bak. Nasıl? Ha. Ben de sana diyecektim ya, boyatları yeşil ya da git fırfır al abi diye. En güzel yakışan bunlar zaten. Yani işte yok demek istedim. Şu an bijon dediğin gibi çöp, az çok bir şey de idarelikten yani sıkıntı olmaz ama sıktığın zaman gevşemiyor ya kendiliğinden. Eğer ihtimale karşı, anladın mı? Değiştirmeni tavsiye ederim. Çünkü sen bu arabayla cam taşıyorsun. Yola çıkıyorsun. Ara sıra dönüyorsun. Ama şapkalı bijon alınması lazım CMS'leri. Şapkalı bijon. CMS o ya bijon. En kötü şartla bunu değiştir yani. Değiştiremez. Yeri de ufak zararı vardır. Yerinle değiş. Ha. Yeri de ayrıdır o. Yeri ayrı. Zarar vermiştir yerine. İlla vermiştir. Az bir şey. Ama şimdi sıfır bijon takınca yine olmasın eski yeri. Bir bakalım abi, onu deneyelim. Şunlar. Cem abi. Şunlara baksana. Arkanda vidası çıkmıyor ya. Ne? Bu şeyleri değiştirsek şimdi. Yok, değiştiremezsin. Onun gibi uzun vida yok. Hayır. Yok. Kısa vida çıkmıyor bunlardan. Evet. Bu da yalama olmuş. Su arka çıkmıyor mu? Onun da şu civatası çıkmıyor ya. Çıkar o biraz zorlayınca orayı çıkarılır da. Ne? Boşa dönüyor. O vidaları, 4 tane vida niye almadın bir Nalbur'dan? Zaten bunlar zaten çıkıyor. Yenilerde yeni vida var tabii. Onlar da vardı. Bunlar da olsaydı. Yalama mı oldu içi? Şeyi, o vidanın şeyi gidik. Kafası çürümüş artık onlar. He. Çıkmıyor mu burası? Orası farklı şeyli. Ha o çıkıyor ama büyük alem abi. Bakayım şuna bir. Bunu ben açmıştım geçen. Güzel de tutuyor gayet. İşte bak şunun ağzı genişlemiş artık. Hadi az daha. Dönüyor. Sıkıntılı. Hadi. Neyse, uğraştıracak o yüzden. Tamam. O çelik sibopları eğer taktırırsam 4 tane yaparsın onlara. Bir şey hazır alırım onları da taktırmışken. Yaparsın illa. Neyse onu şimdi değil de konuşuruz birazdan. İşte bu eski lastik var ya, eski lastiği şu janta geçirdikten sonra onlar kaça gider sence? Var mı bilgi? Lastikler yeni de, lastikler sadece ikisine vida var. Bir vida geçti onlara, duruyor vidalarda. Sence 5 eder mi aşağı yukarı? Yok. İkisi jant lastik. Gene vermez kimse o parayı. Ya az çok 4-4,5 gibi bir civarı. Ya koyanlar hep 5'e koyuyor, 5-5,5'e koyuyor. Ya tabii adamlar almıyor. Sıfır ne alıyor şimdi adam? Diyor ki ofisine o parayı verene kadar çıkma yağmuruna bilmem nesine. Diyor ki şeyini alayım daha iyi benim hani için diyor. Olmazsa lastikler yine eder para ama. Ufakta. Ya bunları da alan adam sonuçta boyatıp öyle düşünecek o da. Boyatırım kullanırım. İşte bu zaten bir boya para. Bir boya ne kadardır bunların? Vardır 1,5 milyar. 1,5 aya boyayan yok. Kendisi boyar, sprey alır boya. Zımpara yapar kendisi, anlıyorsa daha ucuza getirir. Yapamaz. Onunla uğraşmak için en az 2-3 gün uğraşması lazım. Elde. Doğru. Zımpara soyacak, macun mu atacak artık bilmiyorum. Macun atacak, zımpara alacak, kuruyacak. Astar atacak, kuruyacak bilmem ne. Çok İşte anlayan kişi alırsa çok çok da ucuza halleder. Halledeceği için düşünmez yani. Benim 2 günüm mü gidiyor, 3 günüm mü? Anlayan kişi alırsa. Adam boş biri olması lazım. İşte. Vakti olacak adam. Emirhan sök bunları bak. Bak vidaları istiyorsan bu aşağıda bizim top.